Herkese merhaba. Nefis Hatay Durağı'na hoş geldiniz. Yine çok lezzetli bir çörek tarifi ile daha karşınızdayım. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Çok fazla zaman kaybetmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket toz maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Mayak aktifleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağı bir adet yumurta ilave ediyorum. Birkaç saniye boyunca karıştırdıktan sonra un eklemeye geçeceğim. Tarifim için 7 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Bu sırada yine üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer tarifim hakkında görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hamur artık ağırlaştı. İçerisinden spatulayı alıyorum, elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı oldukça önemli. Özleşene kadar uzun süre yoğurursak tarifimize o kadar güzel elde etmiş oluruz. Yoğurma kasesinin kıyısını, köşesini çok güzel bir şekilde toparladım. Hamuru yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. biraz da masanın üzerinde yoğuracağım. 2-3 dakika boyunca yoğurmam yeterli olacaktır. Hamur henüz parçalanıyor, henüz özleşmedi. Birkaç dakika boyunca daha yoğurduktan sonra hemen yoğurma kasesine tekrardan alıyorum. pürüzsüz bir hamur elde ettim. Yoğurma kasesine aldım. Üzerini kapakla örteceğim ve 40 dakika boyunca mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 3 adet patatesi orta büyüklükte dilimliyorum. Üzerini geçecek kadar su ilavesi yaptıktan sonra ocakta yumuşayana kadar haşlıyorum. Patatesler yumuşadıktan sonra hemen ocaktan aldım. Çatal ile güzel bir şekilde ezdikten sonra üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Bu arada bir adet küçük boy soğan doğradım. Dilerseniz soğan eklemeyi de bilirsiniz. Soğanları ince ince kıydım. Patatesin üzerine ilave ettim. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum birleşene kadar karıştırdıktan sonra bir köşeye kaldırıp hamurun kıvamını kontrol ediyorum. Hamur artık mayalandı. Aradan 45 dakika geçti. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerinde birkaç saniye boyunca daha toparlıyorum ve iki eşit parçaya bölüyorum. Hamuru beze haline getiriyorum. 5 dakika boyunca dinlendirdikten sonra açma işlemine geçeceğim. Bu arada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Dinlenmiş olan bezenin alt kısmına çok az miktarda un serpiştiriyorum. Yağlı bir hamur olduğu için saniyeler içerisinde açılacaktır. Bu sırada oklavaya veya merdaneye yapışmayacaktır. Dilerseniz undan da yardım alabilirsiniz. Bezeyi mümkün olduğu kadar büyük açmaya özen gösteriyorum. İlk bezeyi açtım. Sizlerinde gördüğü gibi kare şeklinde açmaya özen gösterdim. Her tarafına gelecek şekilde un serpiştirdikten sonra ikiye katlıyorum. Yine diğer yüzeyine un serpiştirdim ve bir köşeye kaldırdım. İkinci bezenin de altına bir miktar un serpiyorum. Oklava ile döndürerek bezeyi aynı büyüklükte açıyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. İkinci bezeyi de büyüttüm. Her tarafına gelecek şekilde iç harcının tamamını ekliyorum. Elimle bir güzel yaydıktan sonra üzerine ikinci bezeyi seriyorum. Hamur yağlı olduğu için birbirine fazla yapışmayacaktır ama bezeyi kaldırırken lütfen aralarına un serpiştirmeyi ihmal etmeyelim. Evet ikinci bezeyi de her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra elimle bezeyi esnetiyorum. Burada da ne kadar çok esnetirsek büyütürsek o kadar güzel kat kat olacaktır. En önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Masanın büyüklüğünde bezeyi büyüttükten sonra Öncelikle ilk kenarını içe doğru sardım. Hemen diğer yüzeyinde içe doğru katladıktan sonra kesme kartı ile ortadan kesiyorum. Kenarlarında patates olduğu için kıyılarını sıkı bir şekilde kapatmayı ihmal etmiyorum. Elimle şöyle hafiften toparladıktan sonra bezeleri eşit olacak şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Yine açık olan kısımlarını birleştirdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak yerleştiriyorum. Patatesli çöreklerden bol bol tepsi tepsi yapıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Kurtarıcı bir tariftir. Kahvaltı sofrasında ya da ani misafirlerde çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Ben bu tarifi çok seviyorum ve sıklıkla yapıyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Evet kesme işlemine geldim. Şu anda şekillendiriyorum. Dilediğiniz büyüklükte veya küçüklükte dilimleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. İkişer parmak boşluk bırakarak kesme kartı ile kesiyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatacağım ve 15 dakika boyunca tepsi mayasına bırakıyorum. Evet aradan 15 dakika geçti. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Bir adet yumurtanın üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzel bir şekilde çırptıktan sonra tüm çöreklerin üzerine gelecek şekilde sürüyorum. Ardından susam ile süsleyeceğim. Dilerseniz çörek otu ile de süsleyebilirsiniz veya sade bir şekilde de pişirebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Çörekler benim fırınımda 40 dakika içerisinde pişti. Üzerini kapatıyorum ve ilk sıcağının geçmesini bekliyorum. 5 dakika boyunca dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servis için hazırlıyorum. Hemen sizlere şöyle bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gerçekten şahane oldu. Yumuşacık puf puf kabaran enfes çörekler hazırladık. İçerisine eklemiş olduğum patates ve soğan lezzetine lezzet kattı. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Çöreklerde asla hamurlanma olmadı. Araları kat kat oldu. Hemen şöyle yakından içerisinde açıp göstereyim. Çöreklerin içerisinde asla hamurlanma olmadı. Kat kat oldu yüzeyi yumuşacık içi pamuk gibi. Bu lezzetli çörek tarifini denedikten sonra sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.